Değerli dostlar merhaba. Abdülhakami Tahran, ikinci dönem sanatçısı, Tanzimat'a yön veren kişilerin başında gelen büyük şairden bahsedeceğim. İkinci dönem Tanzimatçısı unutmuyorsunuz. Lakabı Şair-i Azam, yani büyük şairdir. Diğer lakabı ise Tezatlar Şairi olarak geçmektedir. Arkadaşlar, Abdülhakami Tahran Tanzimat Edebiyatı'nın en renkli şairidir. Ve romantizm akımının da öncülerinden bir tanesidir. Türk Edebiyatı'nda romantik sanatçı deyince akla gelecek ilk isimlerin başına gelmektedir. Doğu şiiri ile Batı şiiri arasında bir köprü olmuştur. Doğu şiirinden kastım divan şiiri, Batı şiiri zaten Tanzimat'la beraber başlıyordu. Arada bir köprüdür. Ve yerleşim hareketinin de en önemli isimlerinin başında gelmektedir. Özellikle Recaizade Mahmut Ekrem ile beraber yerleşmenin öncüsü olmuşlardır. Abdülhakami Tahran sürekli bir değişim ister arkadaşlar. Bu adam düzenden, ondan sonra dengeden pek fazla hoşnut değildir. Genelde düzen ve denge düşmanı olarak da tanınmaktadır. Onun haricinde daha çok metafiziksel konulardan bahsetmiştir. Metafizik deyince yani akılsız erdiremediğiniz şekilde düşünebilirsiniz. Özellikle Cumhuriyet Edebiyatı'nda mistik şiirde de zaten bahsedeceğim. Ve arkadaşlar, Abdülhakami Tahran'ın tiyatroları oynanmak için değil, okunmak içindir. Bunlar edebi özellikleridir. Şiirlerine baktığımız zaman bildiğiniz şiirler, Sahra, bu bizim ilk pastoral şiirimizdi. Onun haricinde Makber, en önemli şiirlerin başına gelmektedir. Ölen eşi için yazmıştı. Hani böyle birçok kaynakta, magazinsel edebiyatta şöyle geçer. İşte eşi ölür, sonra cenazede bir tane hatunla tanışır ve ondan sonra onunla evlenir. Gerçi bunlar sınavda gelmiyor. Yani işin magazin kısmını biliyorsunuz, anlatmıyorum. Aklınıza bulunsun. Makber çok çok özel bir şiirdir. Mistik bir şiirdir. Mistik şiirin öncüsüdür arkadaşlar. Onun haricinde Ölü, Hacle, bunlar odur. Divaneliklerim yahut belde, Garam, Validem, Bala'dan bir ses, Ruhlar ve bir sefilenin hasbihali, bunlar çok özel, önemli şiir kitaplarıdır. Tamam mıyız? Geçiyorum tiyatrolarına. Arkadaşlar bir sürü tiyatrosu var. 43-44 tane tiyatrosu var Abdülhakami Tahran'ın. Önemli gördüklerim Liberte, Sadan Apal, Sabr-ı Sebat, İçli Kız, Macerayı Aşk'tır. Önemli olan tiyatroları bunlardır. Soru bankalarına daha çok bunlarla karşılaşırsınız. Onun haricinde İlhan, Hakan, Turhan, Finten, Nesteren, Eşber, Tezer, Duhteri, Hindu şeklinde kafiye şekilde giden bir sürü tiyatrosu vardır. Ama bilmeniz gerekenler Abdülhakami Tahran'da bunlardır. Tamam? Haydi bakalım.